Ticaret savaşları tabii son zamanlarda son derece yani aktüel, herkes tarafından kullanılan bir unsur haline geldi. Ticaret savaşları, belki ticaret savaşları demek biraz fazla ileri bir hüküm bence. Yani ticari soğuk savaş dahi denilebilir. Yani öyle bir ortam var. Amerika tabii önemli bir ticaret açığı veriyor. Amerika bu ticaret açığını, yani ilk 10 ülke var. Bu 10 ülke içinde en büyük açığı vermiş olduğu ülke de Çin tabii. Çin'in arkasında Avrupa Birliği. Yani Avrupa Birliği'nin içindeki 3 ülke, daha sonra yani Almanya falan dahil olmak üzere, Meksika, Kanada. Bu ülke, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle bu açık verdiği 10 ülkenin 8'iyle, 7'siyle daha doğrusu bir ateşkes yapıyor. Yapıyor ve karşısında tek rakip, ana rakip olarak da gördüğü Çin'e karşı da o soğuk savaş özelliğini daha yoğun bir şekilde kullanmak istiyor. Yani diğer ülkelerle, Japonya'yla, Kanada'yla, Almanya'yla, yani Almanya'yı tabii Avrupa Birliği çerçevesinde orada bir, şimdi bir mütareke var. Mütareke derken ateşkes diyebiliriz. Yani orada bir şeyin durgunluk, yani mevcut durumu kabullenmek ve bunun devamını sağlamak. Ve bu arada müzakereleri devam ettirmek. Ama Çin'de bu daha sıcak bir gelişme söz konusu. Amerika'nın Çin'e ihracatı $120 milyar. Çin'den ithalatı 430 milyar, 440 milyar dolar. Yani son derece önemli, 420 milyar dolar civarında bir açık söz konusu. Bu açık da devam ediyor. Fakat dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Bu Trump'ın gözünde, Amerikan yönetiminin gözünde bu ticaret açığı sadece bir ödemeler dengesi açığı değil. Bu doğrudan doğruya istihdamla ilgili. Yani Amerikan yönetiminin, mevcut yönetiminin iddiası Amerikan firmalarının, yani globalleşme sonucunda başka ülkelerde yatırım yapan Amerikan firmalarının geri dönmesini, yatırımlarını ve produktif yatırımlarını, fabrikalarını Amerika'ya gelmesini istiyor. Bunu yapmak için de yani Amerikan firmasının Meksika'da, Kanada'da yapmış olduğu yani üretim sonucunda yani arabaların Amerika'ya gelirken vergisini arttırmakla tehdit ediyor Amerikan firmalarını. Bu yani şimdi bu şimdiye kadar bizim gözümüzde merkantilist bir husus vardı. Yani özet şey satmak şahane, almak kötü, felaket. Şimdi Amerika bunun dışına çıkıyor Amerikan yönetimi. Amerikan yönetimi bakımından satmak iyi ama almak kendi işçisinin istihdam kabiliyetini sınırlamak olduğu için tepki gösteriyor. Ve bu tepki daha kalıcı bir tepki. Yani bu bir yapısal bir sorun haline dönüşüyor. Yani ticaret savaşlarının, ticaret savaşı olarak denilen bu soğuk savaşın bir süre daha devam edeceği, buna karşı Çin'in nasıl şekilde tepki vereceğini anlayabilmek önemli. Çin tabii zamana yayabiliyor konuları. Yani Çin, Çin'in zaman kendi lehinde olduğu düşüncesiyle konuyu daha uzun zamanda çözümlemek konusunda daha yatkın, daha istekli.